Bismillahirrahmanirrahim. Ev ödevi ikinci kısmındayız. Şu cümleleri meçhul yapınız var. Misal, yeftahu açıyor. El hadim hizmetli. Ebuabe kapıları açıyor. El medreseti. Medresenin kapılarını açıyor. Sabah. Sabahleyin medresenin kapılarını açılıyor. Açıyor. Tuftahu. Niye tuftahu dedi? Çünkü ebuab çoğuldur. Müennes kendine ister. Fiil. Tuftahu. Tuftahu ebuabu. Kapılar açılıyor. El medreseti, medresenin kapıları açılıyor. Sabah, sabah. Yaqta'ul amil eşcare. İşçi ağaçları keser. El hadikat. Bahçenin ağaçlarını işçi keser. Yuqta'u kesiyor diyelim. Yuqta'u yuqta'u diyemeyeceğim. Tuqta'u çünkü eşcar çoğuludur. Tuqta'u eşcarul hadikati. Yeksirul evladu, çocuklar kırıyor. Zücacel nafizet. Pencerenin camını kırıyorlar. Yükseru zücacun nafizet. Pencerenin camı kırılıyor. Yesna'u enneccarune min vada. Marangozlar yapıyor. Min vada bir masa yapıyor. Yusna'u el yusna'u el minzadatu masa yapılıyor. Yaktifu koparıyor el veladu el azhare çiçekleri koparıyor. Tuktafu diyeceğim çünkü azhar çoğuldur. Zehretin çoğulu azhar. Tuktafu koparılıyor el azharu. Yapıyor. Evet, yebni yapıyor çünkü muzari yesi var. Yebni muzariyi nereden tanıyoruz? Eteyne harflerinden. E teyne. Yani böyle akılda kalması için eteyne. Yani başında ya elif var, ya t var, ya y harfi var ya da nun var. Bakayım y var. Demek ki bu muzari bir fiil. Yebni yapıyor. El-ummal işçiler yapıyor. El-mesacid mescitleri yapıyor. Fil-medine şehirdeki mescitleri yapıyorlar. Nasıl yubna diyeceğim ama mesacid olduğu için çoğuldur. Tubna. Tubna el-mesacidu fil-medine. Yakra'u okuyor. El-telamiz öğrenciler el-kutube kitapları okuyor. Kitaplar çoğul olduğu için yakra'uyu meçhule yukra'u diye çevirir ama müennese Bu ne manası olması lazım? Tukra'u okunuyor. El kutub. Kitaplar. El kutubu artık olur. Ekaze sadık. El aklam. Sadık kalemleri aldı. Uhize alındı. El aklamu kalemler. Yakulu en neccaru el hubze. Marangoz yiyor. Yemeği yiyor. Ekmeği yiyor. Hubz ekmektir. Yu'kelu el hubzu. Ekmek yiyilir. Yeşrabu el kasab. Kasab içiyor. Neyi içiyor? Asire. Portakal. Portakal suyunu içiyor. Asir müzekker olduğu için. Yuşrabu asiru portakal. Portakal suyu içiliyor. Yektubu Abbas. Abbas yazıyor. Risaleten bir mektup yazıyor. Risaleten müennes olduğu için yuktabu demeyeceğim. Tuktabu er-risaletu mektup yazılıyor. Size gelen cümleler yapınız. Uzaklaşayım şöyle. Böyle iyi. Kutile öldürüldü. Kim öldürüldü? El-mucrim uygundur. Müzekker. Tuftahu bakın müennes te. Tuftahu açılıyor en-nevafis pencereler. Tusna'u yine müennes yapılıyor. Min vadah masa yapılıyor. Yukra'u müzekker okunuyor. El-kitabu kitap okunuyor. Yudrabu dövülüyor. Az-zalim zalim dövülüyor. Ye müzakere içindir. Yudrabu. Tudrabu olsaydı mühendis. Yuşrabu içiliyor. El halib süt. Kutibet yazıldı.
Er-Risaletu. Niye? Müennes. Kutibet. Buraya müennes. Güzel uydu. Şimdi biraz gelelim. Evet. Kubide ala yakalandı. Kabede ala yakaladı. Kubide ala yakalandı. Es-Sarik. Ala geldiği için Sarık'ı dammeli okutmuyor. Harfi cer onu mecrur yapıp kesre yapıyor. Hırsız yakalandı. Futihat açıldı. Müennes. Ebvabu es-sema. Göğün kapıları açıldı. Futihat kelimesi niye müennes oldu? Çünkü ebvab çoğuldur. Müennes ister. Kusifet. Kusifet tutuldu. Güneş tutulması. Kusifet eş-şems. Niye kusifet müennes şeklinde geldi? Çünkü şems müennestir. Güneş müennestir. Ayet var. Ve şemsi ve duhaha. Güneşe ve aydınlığına yemin ederim şeklinde. Ve şemsi ve duhaha. Oha. Duha. Ha. Duhaha. Şu ha. Müennestir. Şemsin yerine geliyor ayette. Kelimelerimiz manalarını. Hadi dersimiz bitiyor. Evet. Bugünkü de dersimizi de bitirmiş olacağız inşallah. Yeni kelimeleri şöyle bir okuyalım. Netleştirelim. Evet. Bakın zaten ayet var. İza şemsu kuvirat. Bakın müennes. Güneş dürüldüğü zaman isim cümlesidir. Güneş önce geldiği için, fiil sonra geldiği için bu isim cümlesidir. Kuvirat meçhul sıfatı. Şu damme. İkincisi de kesra. Neyi hatırlattı? Mazi fiil. Eğer damme ve sonra fetha olsaydı muzari fiil diyecek. Kubide ala tutuklandı. Kusifet tutuldu. Mühendis için tabi kusifen ama denir. El mucrim suçlu sarık. Hırsız yudrab dövülür. Vurulur. Bir sonraki konumuz artık renkli kitabın renkli sayfalarına başlayacağız. Gayrimunsarif konusuna bir sonraki dersimizde Allah nasip müyesser ederse başlayacağız. Velhamdülillahi Rabbil